Üstad, casusumuz altı büyük tarikatın kung fu ustalarının Van An Tapınağı'nda tutulduğunu söyledi. Tarikat liderlerinin hepsi bu kulede hapis. Aşağıda Kral Ruyang'ın merkezi var. Ne kadar tehlikeli olsa da tarikat üyelerini kurtarmalıyız. Biri kaçıyor. Hadi, hadi! Hadi, çabuk gidelim! Kaçın! Hadi, takip edin! Olamaz! Daha, geri çekilin! Olur. Çabuk! Yarasa, en iyi uçan sensin. Benimle oraya gel. Tabii. Büyük baba, Elçi Yang, lütfen Shao Zhao ile bekleyin. Size ihtiyacım olursa işaret veririm. Peki. Baba. Canım. Çatışmada bir aksilik yaşadığını duydum. Zhang Wuji denen çocuk çok şanslıydı. Eğer bir dakika sonra gelseydi Zhang Sanfeng'i geri getirirdim. Demek ki Wuji planımızın bir parçası değildi. O adam o kadar da harika değil. Şu an Ming ikilisi birlikte saldırırsa kazanma şansımız olabilir. Eğer bu doğruysa, Budang Dağı'nda ne oldu da kedi ve köpek nasıl birbiri ardına Wuji'ye yenildiler peki? Prensesin Xuanming ikilisini iki çatışmada da yanına almamış olması beni şaşırtıyor. Min, bu doğru mu? Ben Budang Dağı'ndayken Xuanming ikilisi Miju'ya eşlik ediyordu. Usta Ku emrimde bekliyordu. Tam onu çağırmak üzereydim ki Zhang Wuji ejderha kılıcıyla saldırdı. Ne? Ejderha kılıcı mı? Dövüş dünyasının egemeni ejderha kılıcı çok güçlüydü. O veledin elinde olması onu Miju'nun cennet kılıcından 10 kat daha güçlü yaptı. Birkaç hamlede köpeğin kolunu kesti. Üstad Ku'dan müdahale etmesini istersem ve ikisi de yaralanırsa bu bizim için korkunç bir geri adım olurdu. Bu yüzden kayıplarımızı azalttım. Savaşa devam etmek için buraya gelmesi için ona meydan okudum. Bizim sahamızda onu yenmek çok kolay. Ve ejderha kılıcını ele geçirme şansımız daha yüksek. Efsaneye göre büyük bir sır var bu iki silahın içinde. Eğer alabilirsek bu büyük bir başarı olur. Kızınızın ejderha kılıcını ele geçirip size sunmasına izin verin. İyi. Kusta. Evet. Sen Prenses Minmin'in ustasısın. Ejderha kılıcını ele geçirme ve tarikatı yok etmede yanında ol. Bu görevi tamamlayacağım. İyi. Minmin,
elinden geleni yap. Ben de bu ejderha kılıcını görmek istiyorum. Peki baba. O Çengkun ne cüretle babamla kardeşimin önünde benimle böyle konuşur. Buna nasıl cesaret eder? Sakin olun prenses. Shaolin'in 72 yenilmezlik kitaplarını getirdin mi? Hala bir tanesi eksik. Yok edilemez Vayra'nın çizimleri. Onu bulamadığını söyledi. O tilkinin söylediği her şeye inanma. Diğer mezhepler dövüş sırlarını verdi mi? Konlun Huashan ve Kongtong'la başarıya çok yakınız. Sadece Budank ve Emei ölüm tehditlerine rağmen boyun eğmediler. Meijiu 3 gündür yemek yemiyor. Fazla dayanamayabilir. Bir öğrencisi var, Shiru. Onu bana getir. Peki, prenses. Prenses. Ming tarikatının ustası Wu Jin'in senin tarafından bıçaklanmaya ve neredeyse hayatını kaybetmeye istekli olmasına hiç şaşırmamalı. Çok güzel küçük bir cadısın. Hazırlıksız yakaladığım için onu yaralayabildim. Ustan bile Wu Jin'i hazırlıksız yakalasa onun becerilerine karşı başarılı olamazdı. Onun kalbinde şehvet uyandırmak ve onu büyülemek için onu etkilemiş olmalısın. Saçmalık. Emeği öğrencileri bunları yapmaz. Ama söylemek zor. Emeği öğrencileri arasında en genç ve en güzel sensin. Görüyorum ki efendin aynı zamanda seni çok kayırıyor. Belki de onun gayrimeşru kızısındır. Efendime iftira atmayın. Güzel. Cesaretin var. Ona bir kılıç ver. Onunla dövüşeceksin. Eğer 3 round kazanırsan gitmene izin veririm. Zehirlendiğim için gücüm yok. Ve kazansam bile kaybederim. Beni emeği kılıç becerimi göstermem için kandırmaya çalışıyorsun. Gerekirse beni öldür. Bu senin için çok kolay olurdu seni küçük cadı. Sen Fuji gibi herkes senden büyülenir sanıyorsun. Yüzünü oymak için kılıcımı kullanacağım. Küçük ve bir kadınsın sen. Yakalayın! Usta Zhang, uzun zaman oldu. Dadu'ya hoş geldiniz. Mütevazı biri olarak karşılayamadım. İmparator dışında sizden daha güçlü kimse yok. Kendinize nasıl mütevazı dersiniz? Bence şeytan daha uygundur. Usta Zhang her zaman çok sinsi, hep bir yerde saklanıyor. Bir lider için çok yakışıksız. Bayan Zhao benim çocukluk arkadaşım. O zaman tabii onu kurtarmalısın. Ama eğer diğer emeği öğrencilerine bir şey olursa sakın beni suçlama. Üstad, siz gidin. Ben burada emeği tarikatıyla kalmalıyım. Ama... Prenses, ben en iyi uçma becerisine sahip kişiyim. En iyi dövüşçüler tarafından onlarca yıl boyunca korunabilirsiniz. Ama Bayan Chao'nun kılına zarar verirseniz size daha çok zarar veririm. Adamlarınız beni yakalayamaz. Ve her aklıma geldiğinizde yine gelip size zarar veririm. Sözümün eri biriyimdir. Yarasa kralın dediğini duydun. Başka bir gün geleceğiz. Dikkat et. Hı. Usta! Hı. Peşlerinden git.
Yarasa. Tarikatı sonunda üstün dövüş becerilerine sahip bir lider bulmuş. Ben Fan Yao, Ming Tarikatı'nın sağ elçisiyim. Kardeşim, sen olduğunu biliyordum. Abi. Üstad, sağ elçi Fan yıllardır kayıptı. O ve Yang kaygısız ölümsüzler olarak biliniyorlardı. Eski üstad, Ruyang'ı araştırmamı emretti. Tesadüfen imparatorluk mahkemesine sığınan Chen Kun'a rastladım. Bir gece gizlice saraya girdiğimde kral, merkez ovalarındaki tüm tarikatları, özellikle Ming tarikatını yok etmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Ming'i yok ederse kimse ona meydan okuyamazdı. Ben de onu takip etmek için Kral Yuan'a çalışmaya başladım. Demek bu yüzden yüzünü bozdun. Çünkü ancak o zaman Chen Kun'u kandırabilirdim. Kardeşim, neler yaşamışsın? Batıdan gelen 10 koku zehriyle 6 büyük tarikat zehirlendi. Tüm iç güçlerini kaybettiler. Ancak iç güçlerini geri kazandıklarında kurtarabiliriz. Panzehir nerede? 10 koku zehri ve panzehir şu an Ning ikilisinin elinde. Acaba onların açıkları ne? Sen biliyor musun? Biri şehvetli, diğeri alkolik. Bir fikrim var. Yıllar önce kadınları taciz eden bir sapığı cezalandırdım. Üzerine bir şişe kelebek büyü kokusu tozu bulduk. 10 koku zehri gibi çalışıyor. Ama etkisi sadece 4 saat sürüyor. Bu harika. Kardeşim, aynı şeyi düşünüyoruz sanırım. Hadi hadi. Şerefe. Ne oluyor? Bu zehirli. 10 koku zehri koymuşsun. Getiren sendin ama. Boş ver seni. Pan zehri alalım. Ve gidelim, hadi. Küçük güzel, seni buraya kardeşim mi getirdi? Kardeşim. Yanlışlıkla 10 koku zehirini içtim. Kardeşim bana pan zehri ver. Ne yapıyorsun? Chongzhen bin sen mai zhe ge dai mei lei feng lao fai wen. Nim gai men ge mang fu tao tuo. Demek onu buraya getiren sendin. Bizi tuzağa düşürmeye çalışıyorsun. Bizden ne istiyorsun? Kulenin içinde Emei tarikatı var. Emei öğrencilerinden Jojiruo, gayrimeşru kızım. Ona panzehir verip serbest bırakmanızı istiyorum. Emei'den Shiru senin kızın mı? Ve annesini de serbest bırakın. O kim? Miejue. Tamam, söz.
Ama bunu kimseye söyleme. Asla. Sorun değil. Usta Zhang. Beni mesajla yemeğe davet edeceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Ben de yalnız geleceğini düşünmemiştim. Seni rehin almamdan korkmuyor musun? Neden bilmiyorum ama savunmasız bir kadına zorbalık edeceğini sanmıyorum. Otur lütfen. Camın önündeki küçük hizmetçi kız arkadaşını da yemeğe davet edelim mi? Xiao Zhao. Evet. Çatıdaki gözcümüz ol. Biz de prensesle iş konuşalım. Peki. İlk ben içeyim. Zehirli olmasından korkmuyor musun? Dövüş becerilerim varken beni öldürmek için zehir kullanmana gerek var mı peki? Ayrıca bağışlayıcı bir kalbin var. Büyük tarikatlar babanı öldürdü. Yine de onları kurtaracaksın. Düşman değil de arkadaş olsaydık ne güzel olurdu. Tutsakları bırakırsan herkes iyi geçinir ve arkadaş oluruz. Onları bağlılık yemini etmeye ve imparatorluk hükümetine hizmet etmeye ikna edersen onları bırakırım. İmkansız. Aslında bugün seni İmparatorluk düşmanı olmamaya ikna etmeye geldim. Belli ki bu imkansız. Bazen düşünüyorum da bir prenses değil de sıradan bir kız olsaydım. Bayan Zhao gibi bir sivil olsaydım. Belki bana daha iyi davranırdın. Sence kim daha güzel? Küçük hizmetçi kız Bayan Zhao mu? Yoksa ben mi? Bunu hiç düşünmedim. Wudang Dağı'nda benim için üç şey yapacağına söz verdin. Birincisini yerine getirdin. Şimdi ikincisini söyleyeceğim. Nedir o? Ejderha kılıcını alıp incelemek istiyorum. Ku doğru söylüyor olmalı. Bunlar anne kız olmalılar. Yoksa neden bu kız ondan başkasıyla konuşmayı reddetsin? Üstad, iyi misiniz? Duyduğuma göre Zhang Wuji dün gece seni kurtarmaya gelmiş. Söyle, bu doğru mu? Evet. Ama prenses sizi ve diğer emeği öğrencilerini öldürmekle tehdit etti. Neden senden başka kimseyi kurtarmadı? Söylesene. Onu parlak zirvede bıçakladın ve neredeyse öldürüyordun. Bence senden hoşlanıyor. Emeği öğrencileri arasında en genç sensin. Ama bence yerime geçebilecek tek seçenek sensin. Seni kötü bir adamın cazibesine kaptıramam. Endişe etmeyin. Bunu asla yapmam. Kan yemin etmeni istiyorum. Tekrar et. Gökyüzündeki cennet. Eğer ben Zhao Shiru. Gökyüzündeki cennet. Eğer ben Zhao Shiru. Zhang Wuji'ye aşık olursam ya da onunla evlenirsem, rahmetli ailem mezarlarından sonsuza dek huzur bulmasın. Üstadım Miju kızgın bir hayalet olsun ve ömür boyu beni rahatsız etsin. Ondan çocuklarım olursa oğullarım ve kızlarım köle ve olsunlar. Tekrar et!
Eğer ben Bucu'ya aşık olursam ya da evlenirsem rahmetli ailem mezarlarında sonsuza dek huzur bulmasın. Üstadım Miju kızgın bir hayalet olsun ve ömür boyu beni rahatsız etsin. Ondan çocuklarım olursa eğer, oğullarım ve kızlarım köle ve olsun. Emrimi dinle Zaşuru. Hey, daha konuşmanız bitmedi mi yoksa? Bitiyor. Bekle. Ben gidip biraz yatacağım. Ben üçüncü nesil Emeli liderim Miju. Demir liderlik yüzüğünü dördüncü nesil öğrencisi Jojuru'ya devrediyorum. Artık Emeği tarikatının lideri sensin. Ben gencim ve deneyimsizim. Bu büyük sorumluluğu nasıl üstlenebilirim? Efendine karşı mı geliyorsun? Asla efendim. Emeğinin lideri üstün dövüş ustası olmalı. Diğer öğrencilerin yeterince zeki değil. Sadece senin yeteneğin var. Sana sadece emeği liderlerinin bilmesine izin verilen en büyük sırrı aktaracağım. Eğer bunu başarabilirsen dünyanın bir numaralı dövüş ustası olabilirsin. Sır mı efendim? Ejderha ve cennet kılıcı. Güzelim. Beklettim, kusura bakma. İşte geldim. Ne istiyorsun? Eski sevgilimi korkutmandan endişelendim. Bunu kendim halledeceğim. Bunu başkasına anlatma, yoksa bu emeğe en büyük ihanet olur ve cennette mahkum edilirsin. Peki. Ben Fan Yao Min tarikatının sahipçisiyim. Sizi kurtarmak için geldim. Bu, on koku zehrinin fan zehridir. Hemen alın. İmparatorluk mahkemesinin destekçisisin. Ben sana güvenmiyorum. Sen bir tarikat liderisin, seni kandıramam. O zaman dürüst olayım. Bu, bağırsak denen ceset eriten tozu. Onu içince hemen öleceksin. İçmezsen zorla içirim. Üstad! Üstad! Zehir etkisini gösterdiğinde büyük acı çekeceksiniz. İç gücünüze erişmeye çalışın. Acıyı azaltabilir. Efsaneye göre yıllardır cennet kılıcı ve ejderha kılıcında büyük bir sır var. Ama ne Vaftiz babam ne de Miju bu sırrı çözmeyi başaramadı. Artık cennet kılıcı bende ve ejderha kılıcı da sende. İzin verirsen ejderha kılıcını ödünç alacağım ve 2 saat boyunca inceleyeceğim. Belki sırrı ben çözebilirim, çünkü hiç kimse aynı anda 2 silaha da sahip olamadı. Vaftiz babam kendimi korumam için bana onu verdi. Rızası olmadan veremem. İkinci dileğimi söylediğimde hemen kabul edeceğini sanmıştım. Açık konuşalım, eğer İstediğimi reddedersen bir sonraki bundan daha zor olacak. Babamın onayını almalıyım. Ya karşılığında Bayan Zao'nun hayatını bağışlarsam? Onu zaten kurtaracağım. İyi. Bu durumda vaftiz babanı bulman için sana katılacağım ve onun huzurunda çalışmak için onayını isteyeceğim. Bunu düşünmem gerek.
Yapacak işlerim var. İzninle. Usta Zhang, bana ne zaman cevap vereceksin? Bana bir gün ver. Bu gece ne olursa olsun, yarın gece burada buluşalım. Emei Shaolin, Wu Dang, Kong Tong, Kuaşan ve Kunlun. Fan zehri aldılar. Prensim, kuğu bir casus. Kardeşimi ve hanı kuleye hapsetti. Tarikat üyelerini kurtaracak. Gardiyanlar, kuleyi hemen yakın. Emredersiniz. Cihat Prens, lütfen yapmayın. Ağabeyim ve han hala içerideler. Bir han kimin umurunda? Ve tarikatlar bana hizmet etmeyi reddettikleri için onları yakarak öldüreceğim. Kardeşine gelince, onun şanssızlığı. Ha? Kardeşim! Demek hainmiş. Bu ne cüret? Vurun! Tüm okçular hazır olsun. Oradan çıkan herkesi vurun. Dışarı! Lider Miju, iyileşebildiniz mi efendim? Ne demek istiyorsun? Ku bize pan zehri verdi. Hepimiz neredeyse iyileştik. Savaşacağız. Siz gidin, geliyoruz. Tamam, kardeşlerim, gidiyoruz. Hadi, hadi. Çabuk, hadi. Hadi bu tarafa. Çabuk, hadi. Üstad, gerçekten panzehir vermiş. Hemen sevinme. Tarikat bize bu iyiliği bir nedenle yaptı. Gücümüzü geri kazanalım ve olacakları görelim diye. Dikkatli olun. Aşağıda bir yangın var. Birden üçe kadar tüm katlar yanıyor ve yangın yukarı doğru yayılıyor. Hadi yukarı çıkalım. Ne yapıyorsun? Yukarı çıkın, yukarı çıkın. Hadi. 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 Hadi, hadi. Çabuk, hadi. Durun, durun. Panzehir aldınız ne mı? Ne istiyorsun? Kuş seni eski sevgilisini ve gayrimeşru kızını kurtarmak için hepimizi kandırdı. Özgür olduğuna göre kardeşimi bırakın. Saçmalık, bu iftira. Seni öldüreceğim. Dinle, askerlerini geri çek. Yoksa ikisini de aşağı atarım. Çok yüksek. Herkes acele edin. Hayır, Miju hala aşağıda. Bu çok yüksek. Uçma becerisiyle bile düşerek ölürüz. Ne yapacağız? Aşağı inmeleri için çok yüksek. Kurtarmanın bir yolunu bulun. Onlara bir ip atıp aşağı kaydıralım. İlk kim gidiyor? Biz gideceğiz. Biz gideceğiz. Durun!
yoksa öldürürüm. Kardeşimi hemen bırak. Min Min, benim için endişelenme. Kulenin çökmesi an meselesi. Büyük baba, Elçi Yang, Zhao Ming'in okçularını püskürtün. Peki. Ben rüzgarla onları yerden yakalayacağım. Yarasa yardım et. Tabii. Amca. Buji! Buji! Amca, dayı, büyükler. Durum şu anda tehlikeli. Lütfen bana güvenin. Önce ben atlayıp rüzgar gücümle sizi yakalayacağım. İkişer ikişer. Harika üstad. Ben de geleceğim. Buji, sana güveniyorum. İyi katlayacağım. Tamam, ben ineyim. Atlayın! Lider Muji, kavgayı bırakın, hadi üstad. Gidelim. Muji rüzgar üstad. Gücüyle bizi yerde yakalıyor. Üstad. Hadi gidelim. Hadi. Misin? Evet. Yukarıda başka kim var? Üstadım ve Zhao Ming yukarıdalar. Geri çekil. Jiro'dan uzak dur. Üstad. Efendim, beş element gücü altı büyük tarikattan herkesi kurtardı. Daha fazla oyalanmamalıyız. Dadu'dan çıkalım. Üstad. Elçi Yang, Elçi Fan. Liderin cesedini yanımıza alalım. Bayanca. Usta Zhang. Lütfen kardeşimi serbest bırak. Buraya getirin.
Peki üstad. Gidelim. Seni işe yaramaz. Baba. Bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Savaş problemlerini halletmene izin verirsem eğer, 3 ay içinde onlara bağlılık yemini ettirecektin. Peki ne oldu? 6 tarikattan insanlar kurtarıldı. Şu an Ming ikilisi gibi en iyi dövüşçülere mal oldu. Prensesi suçlamayın majesteleri. Sonuçta o hala genç ve dürtüsel. O da hain Vujer'in cazibesine kapıldı. Dersini aldı ve bu hatasını tekrarlamayacak. Bu babamla benim aramda. Müdahale etmeye hakkın yok. Artık dövüş dünyasına boyun eğdirme görevi Cheng Kun'un. Artık bu görev senin görevin değil. Sonunda her zaman istediğin şeye sahip oldun. Fazla duygusalsınız. Benim tek istediğim krala iyi hizmet etmek ve imparatorluk mahkemesine karşı isyancılardan kurtarmak, o kadar. Silahlı kuvvetler komutan mührünü teslim et. Min Min. Benim emrim olmadan Dadu'dan ayrılmayacaksın. Sadece bir günde dünyam başıma yıkıldı. Dün ihtişamımın zirvesindeydim. Bugünse yapayalnızım. O kadar nefret mi ediliyorum? Hiç mi sevilmiyorum? Tabii ki hayır. Beni unuttuğunu sanıyordum. Arkadaşlarıma verdiğim sözlerden dönmem. O zaman beni arkadaşın olarak görüyorsun. Senin için 3 şey yapacağıma söz verdim. Sıra ikincide vaftiz babamı görmek için benimle uzak kuzey diyarına gel. Kabul ederse kılıcı veririm. Aslan Kral Şeyşun, uzak kuzey ülkesinde mi? Ben orada büyüdüm işte. Annem Buz Ateşi Adası derdi. Sözünü tuttuğun için. Hadi biraz yürüyelim. Beni kurtardın, ah bir şeker. Bu ıslık, dövüş dünyasının sinyali. Emeği tarikatı. Nasıl bildin?
Tarikatların parlak zirveye saldırdığı zamanlarda mezheplerin kodlarını araştırmak için 3 yılımı harcadım. Islık şifreler ve yardım çığlıkları. Gidip emeğini neler çevirdiğine bakalım mı? Belki Bayan Zoon da oradadır. Üstad, umarım cennetteki ruhunuz intikamınızı almak için Zhang Fuji'yi öldürmemize yardım eder. Rahibe, üstadımız şu an Ming tarafından öldürüldü. Üstad Zhang değil. Onunla bir ilişkin olduğunu biliyordum işte. Rahibe, bana iftira atma. Ben masumum ve herhangi bir erkekle ilişkim de yok. Aksi halde üstadımız liderliği bana devretmezdi. Liderlik kelimesini boşuna kullanma. Ben bunu kabul etmiyorum. Tarikatın en genç öğrencisi olduğumu anlıyorum. Erdem, itibar ve dövüş becerileri açısından lider olmaya uygun değilim, evet. Ama üstad öyle emretti. Liderimiz dövüş sanatlarında ve zekada hepimizden üstün olmalı. Kendini buna layık göreceksen en azından önce beni yenmelisin. Bu Ding Minjun, Bayan Zhao'yu yenme konusunda kendinden emin. Zhao'nun başı dertte. Bana abla dersen yardım ederim. Abla. Güzel hareketlerin varmış. Ne cüretle geldin? Minjun, Gu Ming tarikatının casusu olduğunu kanıtladı. Şu an Ming ikilisi öldü ve artık yanında iyi dövüşçüler yok. Rahip, göster kendini. Bu hariç hepsi değersiz. Ona dokunamadım. Zhao Ming, ne istiyorsun? Diğer mezhepleri öldürmem emredildi. Rahip, hepsini öldür. Kardeşlerim, kaçın. Aslında hepinizi öldürmek zorunda değilim. Şimdi lideriniz kim? Öne çıksın. Efendim ölmeden önce demir liderlik yüzüğünü bana verdi. İyi. Bu 7 ölümcül böcek kapı. Eğer lider Zhao onu yutarsa gitmenize izin veririm. Ama ölümcül böcekler sen ölmeden önce 7 gün ve gece boyunca organlarını yiyecek. Ne diyorsun? Shiro, onu içme. Biz emeğiler dövüşü kaybedebiliriz. Ama bütünlüğümüzü kaybetmeyeceğiz. Şimdi bırak onları. Kendine iyi bak. Uyanmışsın. Tarikat lideri. Neden bir gemideyim ben? Beni nereye götürüyorsun? Zhao. Gece müritlerin tarafından
zorbalığa uğradığını gördüm ama gelsem yanlış anlaşılırdı. Bayan Joa'dan yardım istedim. Aldığın hap sakinleştiriciydi. Zehir değil. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Vaftiz babama. 16 bin kilometre uzağa. Ayrılmak istersen eğer, seni eve götürebilecek dönüş gemileri mevcut. Artık gidecek bir evim yok. Bu yüzden seninle geleceğim. Usta Zhang, bu gezide 3 güzel arkadaşınız oldu. Ne kadar şanslısınız. Benimle dalga geçme. Demek sırf Bayan Zhao'nun incelemesi için Shishun'dan rica edeceksin. Peki elinde iki güçlü silah varken neler yapabileceğinden endişe etmiyor musun? Cennet kılıcı üstadındayken üstünlük hala bendeydi. Bayan Zhao zeki olabilir ama hala benden güçsüz, merak etme. Sen buradayken hiç endişelenmiyorum. Böyle bir şeyi hiç hayal etmemiştim. Vahşi bir canavar kükremesi. Hayır. Vaftiz babamın aslan kükremesi. Düşman gelmiş. Vaftiz baba. Baba! Siz kimsiniz? Vaftiz babam nerede?
Onlar Ming tarikatının batıdaki karargahının 3 elçisidir. Ay, bulut ve rüzgar. Vaftiz baban onlara karşı savaşı kaybetti ve kaçarak saklandı. Aslan kükremesini kullanıyordu. Aslan kükremesi olmasaydı bence hayatta kalma şansı olmazdı zaten. Peki sen kimsin? 4 Ming muhafızının başkanıyım. Mor pelerinli. Ejderha kraliçe. Ben Ming tarikatı üstadı Zhang Wuji. Ejderha kraliçe, Usa'ya boyun eğmen gerekmez mi? Ben karargahın koruyucu azizesiydim. Artık karargaha döndüğüme göre merkez Ming tarikatı üstadına boyun eğmek zorunda değilim. Cennet kılıcına dayanabiliyor. Ming tarikatının yıllar önce kaybettiği özel metallerden dövülmüş ve 3 kutsal plaket. Geri ver onu. Alev plaketleri Ming tarikatınındı. Yani bu bende kalacak. Zhao Zhao. Susam. Üzgünüm ama anneme itaat etmeliyim. Gemimizi toplarla yok ediyorlar. Rüzgar gücü yazıtını yıllar önce kaybettik biz. Bu yüzden Shao Zhao'yu parlak zirveye sızması ve yazıtı bize getirmesi için göndermiştim. Beklentimin oldukça dışında pasajları parça parça geri getirdi. Üstad Zhang, metni yazıp bana verirseniz sizi ve Xie Shun'u bağışlayıp gitmenize izin verebilirim belki. Karargahın 12 ağaç kralı. Cennet kılıcı ve ejderha kılıcına sahip olduğunuzu biliyor zaten. İki silahı da vereceğinizi umuyorlar. 12 ağaç kralı kim? Minklerin lideri Azize değil artık. Tarikat sorunları 2 ağaç kralının kararına bağlı. Sakın verme. Maalesef bunu kabul edemem. Dövüş becerileriniz ne kadar iyi olursa olsun, gemilerimdeki toplara karşı koyamazsınız. Size... Düşünmeniz için bir gün vereceğim. Bunu iyi değerlendirin. Zhao Zhao. Hadi gidelim. Gel. Xie Shun şimdi nerede? Biliyor musun? Biliyorum. Hey, henüz girmeyin. Bizim düşman olduğumuzu sanabilir. Aslan kükremesi güçlüdür. Dışarı çık. Vaftiz baba. Benim. Onları kaçırdım. Wuji sen misin? Evet. Ben Wuji. Benim için aslan kükremesi yap. Sen benim Wuji'msin. Vaftiz baba. Vaftiz baba. Wuji. Oğlum Wuji. Oğlum. Oğlum, oğlum. Wuji. Demek tarikat üstadı sensin. O zaman sana boyun eğmeli. Vaftiz baba, hayır. Otur lütfen. Hadi otur. Burada sadece baba oğuluz. Parlak zirveye döndüğümüzde telafi edebilirsin.
Mor pelerinli, ejderha kraliçe, kızının babası, Bay Gümüş Yaprak olmalı. Xiao Zhao, parlak zirveye gönderdiği casusmuş. Rüzgar gücünün yazıtını benim için çeviren oydu. Tüm metni hatırladığından eminim. Ama tam versiyonunu annesine vermemiş. Ejder kılıcını neden yanına aldı? Bunu bilmiyorum. Bence geri dönecek. Nedenmiş? Bir kadın olarak. Bir kadın bir erkeğe büyük bir tutkuyla baktığında ona ne kadar aşık olduğunu anlayabiliyorum. O ne zaman arkanda dursa sana böyle baktığını görüyordum. O kız sana asla ihanet etmez. Yakalayın hadi. Kaçmasına izin vermeyin. Yakalayalım. Hadi. Susam. Sus. Onu hemen bırakın. Silahları bana ver. Yoksa o ölür. Vaftiz babama iyi bak. Şimdi. Ver bana. Önce kutsal alev plaketini verin. Cennet kılıcını ver. Neden olmadı? Batı'nın basınç sistemi bizimkinden farklı. Buji. Alev plaketlerinin en güçlü kungfusunu kullanıyorlar. Kutsal alevlerin cehennemi. Vurulursan eğer, alevler içinde kalırsın. Sol için ileri... Sağ için arkaya. Bulutlar dağıldığında sisler açılır. Güneş doğduğunda ay hareket eder. Ne dedin sen? Silahlar çarptıkları yerde iz bırakıyor. Üstlerindeki yazıları okuyorum. Bu rüzgar gücünün dış kısmı olabilir mi? Bu olabilir. Oku bana. Sol için ileri, sağ için arkaya. Bulutlar dağıldığında sisler açılır. Güneş doğduğunda ay hareket eder. Anladım.
Hayatı tehlikede değil. Ben ilgilenirim. Sen Shao'nun baskı noktalarını çöz. Hı hı. Shao Zhao. Susam. Çok üzgünüm. Hepsi benim suçum. Yaralanmadığın için çok rahatladım. Her şey yolunda. Peki buradan nereye gideceğiz? Artık kung fu hilelerini çözdüm. Beni yenemezler. Usta Shie, Wu Jin'in ejderha kılıcına bakmak için izninize ihtiyacım var. Bunu yapabilir miyim acaba? Onunla ne yapmak istiyorsun? Geçen 100 yıl içinde bu silahlar en uzun süre sizde ve Miju'da kaldı. Belli ki içlerindeki sırrı keşfetmemişsiniz. Acaba iki silah bir araya getirilseydi gizemi çözmek daha kolay olur muydu merak ediyorum. Takdir ettim. Takdir ettim. Ejderha kılıcı onlarca yıldır elimde ama onu cennet kılıcıyla incelemeyi hiç düşünmedim. Sen de lütfen bana 2 saatliğine cennet kılıcı ödünç verir misin? Anlaştık. Bunda hiç hasar yok. Bu kılıçta da yok. Sırrı nerede olabilir acaba? Birkaç gün daha ver. Çözeceğimizden eminim. Shao Zhao. Teslim olun yoksa yarın sabah kendimi ateşe veririm. Shao Zhao, buraya gel. Susam. Anlayabiliyor musun? Sorun ne? Susam. Annem teslim olmamızı istiyor. Olmazsak yarın sabah kendini ateşe verecekmiş. Bunu neden yapsın ki? Tarikat kuralları böyle. Koruyucu azizi olan mor pelerinli ejderha kraliçe bekaretini kaybeder ve görevinden vazgeçerse tarikat kurallarına göre kutsal alevle yakılır. Susam. Annemi kurtarmaya gidebilir miyim? Seninle geleceğim. Biz savaş gemisine bineceğiz. Vaftiz babam ve Bayan Zhao ile kalıp iki silahı korumanı istiyorum. Seninle geleceğim. Burada kalırsan içim rahat eder. O zaman dikkatli olun. Shao Zhao. Geri çekilin. Anne! Anne, ben kararımı verdim. Shao Zhao, sen... Susam, her şey yolunda. Neden? Üstad Zhang, kısa süre içinde Shao Zhao ve ben size her şeyi açıklayacağız.
Neden bu kıyafeti giydin? Artık tarikatın karargahının koruyucu azizesiyim. Azizelik, yalnızca üç büyük aileden gelen kızların uygun olduğu bir görevdir. Ancak bu nesilde veba birçok kişiyi öldürünce ben kaldım. Tarikatın batı karargahı üstadı olarak annemin yerine geçtim. Ben üstad olunca... Günahları için annemin yanarak ölmesine gerek kalmayacak. 12 ağaç kralının şikayet etmemesi için rüzgar gücünün metnini yazabilirim. Ama sonsuza kadar burada kalmalıyım ve asla geri dönemem. Burada aziz olmaya gerçekten istekli misin? Ben sizi merkez topraklara geri götürmesi için bir gemi ve erzak hazırladım. Batı karargahına gidince bir daha dönemez misin? Azize olduğumda ömür boyu bakire kalmalıyım. Hiçbir erkekle temas edemem ve ana sunağı asla terk etmem. Susam, dinle. Bundan sonra birbirimizi asla görmeyeceğiz. Eğer istemiyorsan, kimse seni oraya gitmeye zorlayamaz. Ama bunu istiyorum. Senin için en iyisi neyse, seni bir daha görmemek pahasına da olsa bunu yapmaya hazırım. Her zaman. Ayrı kalacağımız anlamına gelse de bunu seve seve yaparım. Ama... Ben gittikten sonra prenses yanında olacak. O çok akıllı ve o yanındayken sana kimse zarar veremez. Ve Cao, o çok tatlı ve kibar. Onunla çok mutlu olacaksın. Bense batıda senin huzur ve güven içinde yaşaman için gece gündüz Tanrı'ya dua edeceğim. Her zaman dua edeceğim. Trio nasıl? Çok daha iyi. Sadece derin bir uykuda. Shao Zhao bize yemek ve mürettebat hazırladı. Yarın merkez topraklara döneceğiz. Bize batıdan iyi yemek ve... verdiler. Gelin. Hadi içelim. Evet. Vaftiz babamla hiç içmedim. Bu gece içeceğiz. Evet. Lê, cho lê. Y phụ à. Này. Baba.
Olamaz. Vaftiz baba! Prenses! Akşam ne oldu? Zavamin ilaç koymuş. İkiniz de içtiniz ve bayıldınız. Sana ve vaftiz babana zarar vermesinden korktum. Bu yüzden baygınmış gibi davrandım. Sonra bizi küçük bir tekneye bindirdi. Onu ejderha kılıcını ve cennet kılıcını alırken gördüm. Ödülünü almak için bizi imparatorluk sarayına geri götürecekti. Beni neden geride bıraktı? Belki de vaftiz babanı rehin almak istemiştir. Ona güvenmemeliydim. Şimdi daha iyi misin peki? Hı hı. Çok daha iyiyim. Sevgili Vuci, sana böyle yaslandığımda hiçbir şeyden korkmuyorum. Tüm dünyada tek ailem sensin. Buz Ateşi Adası'na gelirken içimden bir ses sonunda senin olacağımı söylemişti. Zhang Wuji ve Zhou Shiru, Shao Chao'nun bıraktığı tekneyle parlak zirveye geri döndüler. Üstad. Kardeşler, Buz Ateşi Adası'nda çok şey oldu. Önce Cao'yu bir yerleştireyim, sonra her şeyi anlatacağım. Peki. Sevgili Vuci. Neden dinlenmiyorsun? Seninle bir şey konuşmak isterim. Düğünümüz mü? Yakında yapılacak. Hayır, onu değil. Değil mi? Üstadım, liderlik yüzüğünü bana verdiğinde sadece emeği liderlerinin öğrenebileceği iki nihayet beceriyi de öğretti. Birkaç gün çalıştım. Ama bazı içsel güçlerim olmadan 20 yıl daha çalışsam bile yine de başarısız olacağım. Sevgili Vuci, Büyük Yang Duruş'un sınırlarımı aşmama yardımcı olabilir mi? Elbette. Çok iyisin. Sana iyi davranmam gerek. İleride güçlerimi sana aktaracağım. Bakalım 7 günde nabız noktaların açılacak mı?
Becerilerde ustalaştığımda Delil'le vaftiz babanı kurtarmaya geleceğim ve kılıçları alacağız. Song Qingshu. Tarikatına ihanet ettin. Buraya ne yüzle gelebiliyorsun? Artık kendi tarikatım var. Altı büyük tarikattaki hiç kimse beni asla küçümseyemez. Yalanmış. Prenses, tahmininiz doğru çıktı. Tören başlasın. Durun. Dinleyin. Bugün üstadımız ve emeği tarikat liderinin düğünü var. Prensesin gelişi onu misafirimiz yapıyor. Herkes hatırım için lütfen ona nazik olsun. Prenses, oturun ve töreni izleyin. Usta Zhang'la konuşmalıyım. Ondan sonra buradan gideceğim. Her neyse lütfen tören sonrasına kadar bekleyin. O zamana kadar çok geç olur. Lütfen biraz saygı gösterin. Zhang Wuji, benim için üç şey yapacağına söz verdin. Birincisi, Wudang Dağı'nda bildiğim becerileri kullanmanı yasaklamamdı. İkincisi, çalışmak için ejderha kılıcını ödünç almamdı. Ve üçüncüsü, bugün Shiru ile evlenmeni yasaklıyorum. Ne? Olamaz. Nasıl olur böyle bir şey? Bu üç şeyin askeri dürüstlüğü, ihlal etmemesi konusunda anlaşmıştık. Bugün onunla evlenmezsem, doğruluğu çiğnemiş olurum. Eğer onunla evlenirsen asıl yanlış bu olur. Vaftiz babanın nerede olduğunu biliyor musun?
Nerede o, söyle. Eğer onunla evlenirsen onu bir daha asla görmeyeceksin. Bekle. Seninle geleceğim. Zhang Wuji, bu şeytani kadın yüzünden evlilik yeminimizi bozacak mısın? Chiruo, önce bazı şeyleri çözmeliyim. Lütfen beni affet. Daha sonra telafi edeceğim. Eğer bugün gidersen... bir daha sakın geri dönme. Bugün Zhang Wuji bana yanlış yaptı. Ben Zhao Shiru ve Zhang Wuji sonsuza kadar ayrıldık. Prenses. Görüyorsun. Bu beş parmak izi Song'un yaralarıyla eşleşiyor. Bunu nereden biliyorsun? Wudang'a gitmek için gece boyunca at sürdüm. Usta Yu bana Song'un cesedini gösterdi. Kafatasında beş delik vardı. Bayan Zhao'nun dövüş becerilerinin bir gecede bu kadar geliştiğine şaşırdılar. Mie Zhu'ya ölmeden önce emeğinin becerilerini öğretmiş. Ama iç güç gerektiriyordu. Yardım istedi. Ben de Ren ve Du noktalarını açtım. Çok iyi niyetlisin. Ve Song Qingshu'nun emeğe gitmesini garip buldum. O bir günah keçisi olarak ayarlandı. Prenses'e sadık olanlar Jajiro'nun Parlak Tepe'den ayrıldıktan sonra Song Qingshu'yu aradığını ve onunla bir ay boyunca gizlice eğitim aldığını öğrendiler. Sonra emeğe geri dönmüşler. Song Qingshu, Bayan Zhao'yu hep sevmişti. Bu yüzden yanındaydı. Zhao ona dövüş becerileri öğretti ve Ding Minjun'u öldürmesi için yalvardı. O da kabul etti. Onu Ding Minjun'u öldürmek için kullandıktan sonra döndü ve Ding'in ölümünün intikamını almak için onu öldürdü. Böylece Zhao'nun emeği lideri statüsü onaylandı. Hatta Buz Ateşi Adası'nda da bu böyleydi. Yaralı numarası yaptı. 10 koku zehrimi çaldı ve üçümüzü de zehirledi. Bir ucunu diğerinin ucuna sokarak iki silahı birbirine bağlayacaksın.
Silahları açmak için bir anahtar bu. Her yöne 3 kez çevirirsen ejderha kılıcı ve cennet kılıcının içindeki sır çıkacak. Büyük Yin'in kutsal yazısı. Büyük Yin'in kutsal yazısı. Efendi Şi'ye! Efendi Şi'ye! Son gücümü kullanarak okyanusa atladım. Tokamda panzehir vardı. Zehri etkisiz hale getirdim. Buraya döndüm ve onu izlemek için Üstad Kuyu'yla bağlantı kurdum. Peki ona sadece bir ay içinde tüm bu gücü verecek ne çalıştı? Eğer tahmini doğruysa Büyük Yin'in kutsal yazılarındaki 9 yin beyaz kemik pençesi. Ve Mei bu beceriyi hemen öğrenmeye hevesliydi. Hiç şaşırmadım. Neye şaşmadın? Birkaç gün önce elleri çürüyen ceset gibi kokuyordu. Vaftiz babam nerede? Emeği de tutsak durumda. Kurtarmaya gitmeliyim. Kalın çelik kapılı bir bodrumda kilitli ve başında sadece küçük bir yara var. Sana göstermem için bana bir tutam saçından verdi. Seni suçlamam hataydı. Üzgünüm. Çok kızı hayal kırıklığına uğrattın. Üstad, tüm emirlerinizi yerine getirdim. Büyük Yin'in yazıtında bulunan becerileri kullanacağım. Başlangıçta size itaatsizlik etmek istedim. Zhang Wuji ile evlenecektim. Sadece çocuk sahibi olmazsam kurtulurum demiştim. Ama şimdi bana yanlış yaptığına göre olacaklardan beni suçlayamaz. Huzur içinde yatın efendim. Ama dirilseniz bile dövüş yetenekleriniz artık yetersiz. Bana patronluk taslayamazsınız. Wuji'nin ihaneti ve düğünden çekilmesi hataydı. Kral Ruyang dövüş dünyasını yönetme yetkisini bana verdi. Prenses adaya gitmeden önce tüm gücünü kaybetmişti zaten. Wuji ondan hiçbir fayda sağlayamaz. Bunları bilmek istemiyorum. Ama onu yüreğinden hala silmeyi başaramadın. Onun iç organlarını sökmek istiyorum. Ve onları cennetteki merhum efendimin ruhuna sunmayı. Ama Shi Shun hala elinde. Buz Ateşi Adası'ndan döndüğünden beri Kral Ruyang yaptığın her şeyi biliyor. Asıl planın önce evlenmek, sonra zamanla Shi Shun'u ilaçla hasta edip sonra onu kurtarıyormuş gibi yapmaktı. Ve böylece yalanın daha inanılır olacaktı. Bu benim meselem. Sen buna karışma. Shi Shun elindeyken Wuji ve diğerlerinin gelmeleri konusunda endişelenmene gerek yok. Yapman gereken benimle işbirliği yap. Emeği de aslan öldürme etkinliği düzenleriz. Shi'nin düşmanlarını burada toplarız. Wuji ve adamları kesin onu kurtarmaya gelirler. O zaman hepsini bir kere de haklamayı başarabiliriz. Peki tüm dövüş dünyasını kızdırmak bana ne kazandıracak? Kral Ruyang seni imparatorluk üstadı yapmayı düşünüyor.
dövüş dünyasına hükmedeceksin ve Vuji seni bırakmanın bedelini ödeyecek. Hain Shishun, 30 yıl önce dövüş dünyasının masum saygın kıdemlilerini öldürdü ve tarikatten birçok kişiyi yaraladı. Daha sonra kaçtı ve yıllarca uzakta, kuzeyin topraklarında saklandı. Herkese aslan katliam etkinliğine tanık olmaya davet ediyorum. Shishun'dan intikam almak isteyen herkes onu bir kez kesebilir. Sayısız darbeye maruz kaldıktan sonra kafası kesilecek. Shishun Ming tarikatının koruyucu efendisidir. Ona zarar veren kişi Ming tarikatının düşmanı olur. Efendi Cao, umarım ittifakımıza dayanarak Aslan Kralı bağışlar ve onu serbest bırakırsınız. Ming tarikatındaki herkes size minnettar olacaktır. Ming tarikatının bir lideri yok mu? Kendisi bizle konuşamıyor mu? Üstad Cao. Zhang Wuxi burada. Vaftiz babamı serbest bırak. Bana istediğini yap. Turnuvanın şampiyonu olan Shishun'u götürebilir. Vaftiz baba. Wuxi! Bu cadıyla ben ilgileneceğim. Geri çekil. Dokuz yin pençesi. Neden böyle kötü bir sanat uyguluyorsun? Madem bu konu açıldı, bu sırrı senden daha fazla saklamayacağım. Buz Ateş Adası'nda Jaomin'in on koku zehrini, cennet kılıcı ve ejderha kılıcını ben aldım. Üstadın isteği üzerine içlerindeki sırra ulaşmayı başardım. Artık birbirimize borçlu değiliz. Durursan seni affederim. Ama ben seni asla affetmem. Vaftiz baba. Wuji! Vaftiz babama iyi bakın. Seni yaşlı tilki, arkadan gizlice girdin demek. Bir ahmaksın.
Ciro. Yoksa bu? Tahmin yürütme. Shaolin'in 72 yenilmezlik kitaplığını yağmaladıktan sonra prensese sadece 71'ini verdim. Ona yok edilemez Vajra teklerini bulamadığımı söyledim. Ama aslında bendeydi. Chen Kun. Durumu eşitleme zamanı geldi. Benim hücum anlamında iki değerli silahım var. Ve savunma açısından yok edilemez Vajra tekniğine sahibim. Benimle hangi durumu eşitleyeceksin ki söylesene. Chiang. Dövüş dünyasından hiç kimse bugün buradan kaçamaz. Ona göz kulak ol lütfen. Peki. Söyle bakalım bu şey. Başka hangi becerilerin var? Şimdi göster bakalım. Bunlar ne silahı? Ming tarikatı karargahı üstadı koruyucu azizesi, merkez Ming tarikatı için komuta hakkına sahiptir. Ejderha kraliçe. Rüzgar gücü yazıtı karargaha geri döndü. Bu yüzden merkez Ming tarikatının sembolik hazinesi olan kutsal alev plaketleri size iade edilmeli. Plaketler artık emrinizde. Pekala. Hangi mezhep olduğum umurumda değil. Kaçamazsınız. Okçular! Adamlarının yarısı maalesef hala bana sadık. Thank you.
yok edilemez. Bajra yeteneğim. Chen-kun, gücünü kaybettin. Vaftiz baba. Chen-kun! Hadi, ölümüm çabuk olsun. Seni öldürmeyeceğim. Hayatının geri kalanında yaptıklarından pişmanlık duymanı istiyorum. Efendim? O nasıl? Ciro. Sevgili Wuji. Beni affedebilir misin? Prenses. Tiendi gayi fang ruhe xiang feng. 相逢只不过一颗美梦 Prenses, senin için her şeyi feda etmeye hazır. Onu hüsrana uğratma. Sen
We'll be right back.